Arkadaşlar Instagram hiç kuşkusuz ki artık hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor. Herkesin vitrini, mağazası Instagram olmuş durumda ve Instagram'a ürettiğimiz içerikleri de Instagram'a kaliteli bir şekilde atmak gerçekten çok büyük bir problem. Örneğin böyle bir fotoğraf çektiniz, harika bir retouch yaptınız. Bunu doğru sunamadığınız zaman hiçbir anlamı yok. O yüzden Instagram'a kaliteli fotoğraf atma adı altında bir sürü video, bir sürü makale var. Ve bunu biz artık bu panel sayesinde tek tuşla en kaliteli halde, en sorunsuz halde atmayı göreceğiz. Gelin başlayalım. Instagram profilimize kaliteli bir fotoğraf yüklemek için önce Instagram'ın bizden ne beklediğini doğru analiz etmemiz gerekli. Mobil cihazların tamamı sRGB renk uzayında çalıştığı için upload edeceğimiz fotoğrafın sRGB renk uzayında kaydedilmiş olması gerekli. Bu bir. İkincisi elimizdeki fotoğrafın en yüksek çözünürlüklü halini Instagram'a yüklemek Instagram için bir problem. Çünkü insanların akışında fotoğrafları ne kadar hızlı gösterebilirse o kadar iyi. O yüzden siz yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf yüklediğinizde Instagram için kaliteli olmuş anlamına gelmiyor. Instagram bunu kendi kriterlerine göre yeniden küçültüyor. Biz Instagram'ın filtresinden geçtikten sonra fotoğrafın kalitesinin ya da görüntüsünün ne olacağını bilmediğimiz için Instagram'ın istediği ölçülerde ayarlamalıyız ki Instagram bunu küçültme işlemini yapmasın. Yani biz Instagram'a ne yüklediysek Instagram da onu küçültme işlemine tabi tutmadan direkt yüklesin. Evet, Instagram'ın ne istediğini anladık. Peki elimdeki 5300'e 7900 olan ve Adobe RGB renk uzayında olan bu fotoğrafı nasıl Instagram'ın istediği ölçülere ve renk uzayına hızlı bir şekilde oturtacağım? Yani bu bu kadar kompleks olmak zorunda mı? Artık değil arkadaşlar. Ben bu fotoğrafı post atmak istersem tek yapmam gereken şey buradaki yeşil post butonuna basmak. Post butonuna basıyorum ve bana ABC isimli bu dosyayı post ABC isminde yeni bir dosya olarak açtı. Bu dosyanın iki özelliği var. Birincisi post boyutuna göre ayarlanmış. Yani bu dosyanın boyutu 1080'e 1350. Instagram'ın post ölçüleriyle %100 aynı. Bu birinci sorundu. Bunu egale ettik. İkinci işlem de bu dosyanın renk uzayı sRGB. Yani renk uzayı problemini de ortadan kaldırdık. Tek yapmamız gereken şey doğru ölçülerdeki bu kanvasa fotoğrafımızı bu şekilde oturtmak. Bu kadar arkadaşlar. Artık Instagram için en kaliteli fotoğrafınız hazır. Hem doğru ölçülerde hem de doğru renk uzayında. Fotoğrafı yerleştirdikten sonra tek yapmam gereken şey klavyeden Enter tuşuna basmak. Arkadaşlar her şey okey ama şöyle spesifik bir sorun var. Instagram postlarındaki ilk fotoğraf için sadece. Instagram'ın ana sayfanızdaki akışta gösterdiği alan 1080'e 1350. Dikdörtgen bir alan değil. Dikkat ettiyseniz oradaki görseller 3 tane kareden oluşuyor. Yani Instagram postun ilk görselini ana sayfada kare olarak gösteriyor. Ve böylece bu fotoğrafın sadece merkezdeki kare alanını gösterdiğinde ana sayfadaki akışta bazen kafası kesilmiş olarak gözüküyor. Yani üstüne tıklandığında evet 1080'e 1350 şu görüntüyü tam olarak gösteriyor ama ana sayfadaki o profil akışında kafa kesilmiş gibi bir gözüküyor. Bu da profesyonel bir görüntü değil. Bunun için buranın merkezdeki alanının neresi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya da ana sayfada bu fotoğrafın hangi kısmı gözükeceğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu fotoğraf postun ilk fotoğrafıysa. Arkadaşlar bunu yapmak da artık oldukça basit. Bu fotoğrafın 1080'e 1080 merkez karesini göstermek için tek yapmanız gereken şey yeşil butonlardaki şu göz ikonuna tıklamak. Buna tıkladığınızda kılavuz çizgilerini otomatik olarak oluşturuyor ve size gösteriyor. Diyor ki bu fotoğrafın merkezi burası ana sayfadaki akışta gözüktüğünde şu üst alan ve bu alt alan gözükmeyecek. Sen diyor bu fotoğrafı buna göre merkeze. Yani ben bu fotoğrafı şöyle yaparsam evet tıklandığında hepsi gözüküyor ama ana sayfadaki akışta şurası gidiyor. Ben o yüzden bu fotoğrafı akışta düzgün gözükmesi için biraz daha aşağıya aldım. Arkadaşlar peki ben bu fotoğrafta evet kafa kesilmesini istiyorum ama aynı zamanda bacakların da kesilmesini istemiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Ctrl+T diyerek yeniden bu ekranı açtım. Biraz üste alıyorum ve bacakların da gözükmesini sağlıyorum. Fakat üst tarafta şapka gitti. Ben bu fotoğrafı o yüzden biraz daha küçültmek istiyorum. Şöyle küçülttüm. Çift tıkladım, onayladım. Kılavuz çizgilerini gidermek istiyorum. Bunları da kapattım. Fotoğrafı bu şekilde hem yüzü gözükecek hem de bacakları gözükecek şekilde akışta ayarladım. Fakat kenarlarında boşluklar oluştu bunları bu ekrandayken çok basit bir şekilde doldurabilirim. Sağ tuş yapıyorum ve Rasterize Layer diyerek Smart objeyi normal bir layer'a çeviriyorum. Buradaki seçim aracını seçtim ve yukarıdan aşağı bir seçim gerçekleştirdim. Azıcık içeri girecek şekilde. Edit menüsü altında file tıklıyorum ve burayı Content Aware diyerek benzer alanlardan örnek alıp doldurmasını istiyorum. Seçimi iptal etmek için CTRL e D kısa yolunu kullandım. Tekrar burayı da seçiyorum arkadaşlar. Seçimi gerçekleştirdim. Edit fill diyerek burayı da content aware doldurmasını istiyorum. Burayı da doldurdu. Gayet güzel. Şimdi fotoğrafımı Instagram'daki ana sayfa akışını da düşünerek merkezledim. Bacakların ve kafanın kesilmemesini önledim. Ve kenarda oluşan boşlukları da doldurdum. Ben bu aşamadayken bu fotoğrafa biraz keskinleştirme verebilirim. Çünkü bir fotoğrafı çok büyük bir çözünürlükten küçük bir çözünürlüğe yani parantez içinde Instagram'ın istediği çözünürlüğü düşürdüğümde bazen keskinlik kaybı olabiliyor. Ben bu fotoğrafa bu aşamada bu çözünürlükle uygun olan bir keskinlik ekleyebilirim. Bunun için tek yapmam gereken şey keskinleştirme butonuna basmak açıp kapattığımda fotoğraf için en optimum keskinleştirmeyi uyguladığını görebiliyorsunuz. Ben buradan keskinleştirmeyi artırabilir ya da azaltabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu aşamada bu panel üzerinde istediğiniz değişiklikleri tabii ki yapabilirsiniz. Örneğin Instagram akışı beyaz bir fonda. Ben bu fotoğrafı siyah bir fonda görüntülüyorum. Belki çok karanlık. O yüzden Photoshop'un arka planı sağ tuş yapıp Select Custom Color deyin ve bunu beyaza çekin. Ve beyaz bir fonda bu fotoğrafın nasıl gözüktüğünü gözlemleyin. Hemen ardından bir tane körs açın. Fotoğrafın parlaklığını biraz artırıp ya da biraz azaltın. Yani beyaz bir fonda nasıl gözüktüğüne şöyle kabaca bakarak ihtiyaç olan parlaklığa kolayca karar verebilirsiniz. Ardından eski default ayarlara dönmek için boş bir yerde sağ tuş yaptım. Default dedim. Fotoğrafın biraz parlaklığını açmak beyaz bir fonda daha güzel gözükmesini sağladığı için parlaklığını bir tık açtım. Şimdi geldi bu fotoğrafı kaydetmeye. Arkadaşlar fotoğrafı kaydetmek için de önceden şöyle yapıyorduk. File, Export, Save for Web, %100 kalite, JPEG, sRGB vesaire vesaire. Artık bunların hiçbiriyle uğraşmanıza gerek yok. Bu fotoğrafı kaydetmek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey masa üstüne JPEG kaydetlemeniz ve artık Instagram postunuz hazır. Bakın post abc 31651 diyor. Yani şu an Dosyanın adı ABC idi. Onun başına post ekledi ve ilgili olan saati de hemen buraya yazdı. Üst üste birkaç defa bassanız da ya da bunun farklı varyasyonlarını örneğin siyah beyaz halini oluşturdunuz ve post olarak kaydetmek istiyorsunuz ya da bu görüntüyü kaydetmek istiyorsunuz. Yine JPEG kaydet dediğinizde üstüne yazmak yerine yeni bir dosya olarak kaydediyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok ama çok işimize yarıyor. Yani ileride baktığınız renkli halimi, siyah beyaz halimi hangisine karar verirsiniz onu yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar tekrar post dosyasına geri döndüm. Buradaki gradient map'i siliyorum. Şunu kafanızdan sorabilirsiniz. Ben bu dosyayı neden Instagram'ın ölçülerine göre crop yapmadım? Arkadaşlar bunun nedeni şu. Ben burada PSD dosyası olarak çalışabilirdim. Ve burada bir sürü layer olabilirdi. Ben bu dosyayı bozmak istemiyorum ve ben bu dosyanın renk uzayını da değiştirmek istemiyorum. O yüzden buradaki görüntüye, renk uzayına hiçbir şekilde dokunmadan ya da orijinal fotoğrafı bozmadan yeni bir dosyada bunu açıyoruz ki istediğimiz değişiklikleri kolayca yapabilirim. Renk uzayını değiştirebilirim ve bu çözünürlüğe uygun keskinlik ekleyebilirim. O yüzden burada crop yapmıyoruz. Yeni bir pencerede bunu açıp Instagram'ın istediği kanvas ölçülerine göre yerleştirip istediğimiz değişiklikleri yapıp JPEG kaydet diyerek işi bitiriyoruz. Bu kadar basitleşti bizim için. Ve tam anlamıyla artık işimiz bittiğinde tek yapmamız gereken şey bu post dosyasını kapatmak. Kaydedeyim mi diyor. Hayır bizim böyle bir dosyaya ihtiyacımız yok. Zaten bunun JPEG halini masaüstüne kaydettik. O yüzden don't save diyorum. Ve bu fotoğrafa geri döndüğümde Hiçbir değişiklik yok. Orijinal dosya duruyor. Ne PSD'niz bozuldu, ne renk uzayınız değişti, ne herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kaldı, ne de JPEG olarak export almanıza gerek kaldı. Bu gerçekten dünyada ilk defa yapılmış, bu işi oldukça basitleştiren mükemmel bir yöntem diyebilirim. Peki arkadaşlar, ben bu fotoğrafı aynı şekilde story atmak istersem ne yapmam lazım? Süreç değişmiyor. Aynı şekilde story butonuna basıyorum. Story ölçülerine göre bana bir kanvas açıyor ve benim bu kanvasın içinde fotoğrafı yeniden boyutlandırmamı istiyor. Ben bu fotoğrafı köşelerinden tuttum, kanvasıma sıkıştırdım. OK dedim. Sağ tuş yaptım, Rasterize Layer dedim. Yine burayı seçiyorum. Edit. Film menüsünden üstteki boşluğu doldurmasını istiyorum. Ve bakın Instagram Story'ye göre mükemmel bir şekilde revize ettik. Ve biraz keskinleştirme vermek istiyorum. Bu da okey. Şimdi kılavuz çizgilerini Aynı şekilde storyde de görüntüleyebilirsiniz Kılavuz çizgilerini açtım Üstten Ve alttan bir çizgi var Bunun anlamı şu arkadaşlar Üstte hani logolar vesaireler e, Profilin ismi oluyor ya Onlar denk geliyor diyor Altta da hani bunu yanıtla yukarı kaydır vesaireler oluyor O denk geliyor diyor Bu sadece storyde bir bilgilendirme amacı Taşıyor Siz ana unsurunuzu güvenli alan olan şu iki çizginin arasına sıkıştırmanız sizin için en mantıklı en makul çözüm olacaktır. Ama bu fotoğrafta zaten böyle bir problem yok. Kılavuz çizgilerini gizledim ve JPEG kaydet dedim. Story ABC olarak bunu da kaydetti arkadaşlar. Şöyle üçünü görüntüleyelim. Bu story hali post siyah beyaz post renkli. Ve buraya döndüğümde arkadaşlar tek yapmam gereken şey bu dosyayla işim kalmadığı için kapatmak. Bakın Anlatım olmadığında işi normal akışında yaptığımızda sadece 3 saniyede Instagram'ın istediği en kaliteli story post kara versiyonlarını tek tıkla hazırlayabiliyoruz. Gerçekten mükemmel bir iş çıktı ortaya diyebilirim.